Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mızraklı ilmi alet dersimizde teyemmümden bahsediyorduk. Bundan sonra muhtelif meselelere girdi. Dahi bir kimse suyu bulsa, ama suyun olduğu mahal bir milden ziyade ise, yani 2 kilometreden fazlaysa, eğer vakti geçecek ise, yani namaz vakti geçecekse, o zaman teyemmüm caizdir. O suyu almaya gitmez. Eğer bir milden eksik ise, bir milden, 2 kilometreden, 1850 metre tahmine, daha düşük bir mesafede ise ve vakti de geçmeyecekse, o zaman teyemmüm gitmek caiz olmaz. Ne yapacak? Gidip suyu alacak, kullanacak. Dahi bir kimse suyu arasa, bulamasa, teyemmüm gitse, namazı kıldıktan sonra su görse, namazı iade gider mi, gitmez mi, ihtilaflıdır. Esra olan gitmez, iade etmez. Kıldı gitti yani. Tamamdır. Ve dahi bir kimse ıslansa, ama abdest almaya su bulmasa, ıslandı ama yağmur falan yağdı ama abdest almak için su bulamıyor. Teyemmüm edecek yer dahi bulmasa, her yer ıslak olmuş olsa, kuru toprak yoksa, bir parça çamur kurutup anda teyemmüm eder. Çamur ne yapar? Bence sarar. Ovalar, moğalar, onu biraz suyunu giderip kurutmaya çalışır. Ve 5 kişi teyemmüm etse, İçinden birisi suyu görse, 5'inin de teyemmümü bozulur. Allah Allah. Mesela 5 kişide teyemmüm var ama bir tane su gördüler mi? Mesela bir poşet şaşal sular var, yani onda bir tane gördüler. O ancak 1 kişi yeter. Ama hepsini gibi bozuluyor. Niye? Çünkü hangisi alacak belli değil. Gördün mü? Tabii bir kimse bir bardak su götürse, İçinizden biriniz abdest alın ise, 5'inin de teyemmümü fasit olur. Bardak dedi yani kap. Büyükçe bir kap. Bir abdest olacak kadar çıkarsın. O zaman hangisi belli olmadığı için hepsini teyemmüm olur. Ama 5'iniz de abdest alın ise, halbuki o suyu bir adama kifayet ise, bir kişi geçecek kadar olsa, 5'inin de teyemmümü sahi olur. 5'in abdest alınır, nasıl abdest alınır? Abdest alınmaz. Tamam mı? Biriniz abdest alsın dese, tamam biz abdest alabiliriz. Hangisi? 5'inden biri. O zaman hepsinin teyemmüm bozuluyor. 5'iniz abdest alınır dese, hiçbir alamayacağı için, ancak bir tanesi yetecek için, orada 5'ine yetmeyeceği için demek ki onların teyemmüm bozulmaz diyor. Tabi bir kimse cünüp olsa, bir yerde su bulunmasa, illa camide olsa su, teyemmüm gider. Ondan suyu almaya gider, girer. Eğer camiye girip su bulamazsa namaz için başka teyemmüm lazımdır. Bak, cami girmesi için bir teyemmüm aldı, ondan namaz alamaz. Bir kimse cami içinde otururken ihtilam olsa teyemmüm gider, ondan çıkar, başka yere çıkar. Camide demek ki abdest olup bulmayacağı için abdestte su almaya ihtiyacı yok, o zaman teyemmüm eder. Tabi bir kimsenin elleri kesik olsa teyemmüm eder. Elleri kesik nasıl teyemmüm edecek? Biri ona teyemmüm edecek. Lakin o kimsenin istinca edecek kimsesi var ise istinca sakıt olmaz. İstinca necesini temizlenmek. Mahremi varsa. Eğer yok ise o zaman ona sakıt olur. İstinca da edemez. Eğer elleri, ayakları kesik olsa İmameyne göre namazı dahi sakıt olur. El herkes orada namaz kılacak. İmamebi Yusuf'a göre kılar. Nasıl kılar? Başlığı kılar. Dahi cuma namazından da teyemmüm caiz değildir. Yani abdest alsa geç kalıp cuma fert olacak, gidecek diye aceleyle teyemmüm olmaz. Öyleyse bu caiz olmaz. Bedeli olduğundan ötürü, yani öyle namazı var. Cuma kazası öyledir. Onun yeri öyle var.
Hurma suyu ile abdest almak caizdir. Tabi hurma suyu içine atılmış, ama çıkarılmış. Böyle tatlamış değil. Tatlamış olsa caiz değil. Bir kimse yolda ihtilam olsa temin eder. Yani yolcuyken namazı kılar. Öğleye tek gider. İkindiden vakti, ikindinin de vakti gelip öğlenin vakti çıkacak olsa o zaman temin eder bir daha. Öğleyi kılar. Evet. Mesela sabahleyin temin etti, kıldı. Öğleye doğru gider. Ta ikindiye yakın, baktığı su yok, o zaman öyle kılar. İkindiden sonra su bulsa, sabah namazı ile öğle namazı iade eder mi, etmez mi, ulemacılar giderler. Etmez. Bir kavilde çevirir, bir kavilde çevirmez. Yani bir tuvalette namazları iade eder, bir batı yapmaz. Bu mesele sahibi tertibe göre olmak muhtemelidir. Sahibi tertipse, hiç namaz kaçırmamışsa buyruğundan beri bu adam ne yapar? Hepsini iade eder. Bir adamın merkebinde su olsa, bineğinde, arabasında, bagajında, hayvanın sırtında, merkebi gayb olsa, hayvan gitti, kayboldu, temin eder. Namaz kılarken hımar çağırırsa abdesti bozulur. Hayvan geri geldiğini anlayacak, ses anırması falan yaparsa, anlar ki hayvan gelmiş, su üzerindedir. O zaman namazı bozulur. Abdesti bozulduğu için namaz bozulur. Daha bir adam binekli olsa, ayaktaşları, yoldaşları yani kendi arkadaşları anı beklemeseler, atının üzerinde kentem gider. İma ile namazı kılar. Ve bu yani ihtilaf konudur. Farz namazların durup yerde kılması lazım. O yüzden yola çıkan arkadaşlarım sağlam olsun, namaz kılan kimseler olsun. Ama korkuluk yok imiş, korkacak bir şey yok. Lakin hava ziyadesiyle soğuk. Eğer gusül eylese donacak, teemmüm ile namazı kılar. Lakin yola giden adam heybesinde kiremit ya bir tuğla taşımak lazımdır. Yani yola gidiyorsun, yanında bir kiremit parçası tuğla taşı olsun. Çünkü çamburlu mamurlu yerde kalırsın, abdest almak gerekir, abdest alması bu sefer teemmüm. Zira teemmüm edecek olsa, ortalık yaş ise o zaman tuğla ile teemmüm eder, namazı kılar. Kiremit ve tuğla ile teemmüm caizdir diyenlere göre caiz üzerinde durulmadır. Tabi bir kimse bayram namazına dursa, abdesti bozulsa, eğer tekrar abdest alsa bayram namazına yetişemez ise yahut ziyade izdiham, çok kalabalık olmak halkı korkusu olsa teemmüm eder, namaza durur. İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Enkar'ına göre abdest alır. İmam-ı Azam'a göre fıtrat daha uygun deniyor. O kalabalıkta, işte cenaze namazında aynı şekilde kaçma korkusu varsa teemmüm alınabilir. İstinca ve istibra ve istinka. İstinca su ile mahalli mahudu yıkamak. Avret mahallinin hacetine çıktıktan sonra yıkamak. İstibra sade kerlikten sonra mesanenin yaşlılığı gidinceye kadar gerek gezinerek ve gerek ahar veçile eğlenmek. Yani idrar yaptıktan sonra istibra, erkeklerde bu oluyor, kanal uzun olduğu için mesane yolu orada yaşlı kalıyor, onu almak, o damlaya çıkarmak, onun için kimisi öksürür, kimisi adım atar, olmazsa pamuk tıkarak çıkışı önleyeceksin, namaza gireceksin, yoksa bu olmadan namaza girilmez. İstinka pak olduğuna kalbi mutmain olmağı diller. Tamam ben artık tertemiz oldum, daha bu damla da gelse dışarı çıkmaz. Kanaati kalbinde açılacak. İstincanın envai nevileri. İstinca dahi altı nevidir. Biri farz, biri vacip, biri sünnet, biri müstehap, biri mendup, biri bidat. Farz olan esbabında ve bedeninde ve namaz kılacak mekanında bir dirhemden ziyade necaset olsa su ile gidermek farzdır. Namaz kılacağı yerde, bedeninde, elbisesinde
bir dirhemden fazla bir pislik bulunsa onu gidermesi farzdır. Özellikle usul giderken de istinca farzdır. Usul başlamadan evvel üzerindeki pisliği gidermek farzdır. Vacip olan istinca esbabında, elbisesinde ve namaz kılacak mekanında dirhem miktarı necaset olsa gidermesi vaciptir. Bu da amelen farz gibidir. Sünnet olan dirhemin yarısı kadar olsa pislik üzerinde elbisesinden kılacak da onu gidermesi sünnettir. Müstahap olan cüz'i necaset olsa üzerinde namaz kılacak bedeninde onu gidermesi müstahaptır. Mendup olan bir kimsenin makadi yaş iken yerlense yıkamak menduptur. Hacet dikine. Bidat olan bir kimse kuru iken yerlense yıkaması, arıtma yıkaması bidattır. Ona gerek yok. İstincanın sünnetleri taş ile ya toprak ile silinmektir. Bundan sonra su ile yıkamak da sünnettir. Eğer taş ve toprak ile necaset gitmeyip dirhemden ziyade kalırsa yahut dirhemden ziyade makadın etrafına bulaşmış ise su ile yıkamak farz olur. Ve pak bez ile silmek, eğer bez yok ise eliyle kurutmak ne oluyor? Sünnet oluyor, azaltmak, damla. Üstüne başına damlamasın diye onu azaltmak lazım. İstincanın müstahabı, dahi istincanın müstahabı birdir. Taşı tek tutmak, tek sayıda. Yani ya üç kere ya beş kere ya yedi kere o taşı kullanmak. Evet. Böylece abdese geldik inşallah. Abdest konusu daha teferruatlıdır. İnşallah onu bir ayrı ders yaparız. İyi temizlemek lazım ki namaza giresin, namazın güzel olsun Cenab-ı Hak. Vallahi yuhabbul müttahirin var. Temizlenenlerin müttahirin, ziyadesiyle temizlenenlerin müttahirin, bu da var. Çok çok temizlenenleri sever Cenab-ı Hak. İnşallah Cenab-ı Hak rızasına, sevgisine bizi kavuştursun. Onun için temizlik imanın yarısıdır. Zaten eşhedü en la ilahe illallah dediğin zaman temizleniyorsun. Manevi temizlik, bir de maddi temizlik var. O yüzden bilhassa bu tuvaletlere çalışanlar, dışarıdaki olan insanlar hemen aparatör giriyorlar, çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte onun için pamuk kullanmak lazım direkt. Onu öğrenmek lazım. Öğren. Tedbirini al. Namaz kılarken idrar gelirse namaz bozulur. İşte pamuk kullanırsan o idrar dışarı çıkmaz. Cenab-ı Hak her şeyimizi tertemiz yapmayı nasip etsin. Bizi tertemiz olarak kabul etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.